Merhaba değerli izleyenler, Konya'dayız. Tarımın başkenti Konya'dayız. Ülkemizde birçok işletmeyi, birçok mekanizasyon incelemelerini sizinle paylaşmaya devam ediyoruz. Ülkenin dört bir yanında sizler için gözlemlerimizi paylaşıyoruz. Bu hafta sizler için yem karma üzerine hem gözlemlerimizi aktarmak hem de mekanizasyon işlemi sırasında nasıl çiftçimize uygun makineyi bulmasına yardımcı olabiliriz. Bunu araştırmaya geldik. Değerli izleyenler, özellikle son 10 yılı falan aldığımızda hayvancılık işletmeleri çok fazla artmaya başladı. Bununla birlikte tesisler büyüdü. Bununla birlikte alanlar genişledi. Bununla birlikte büyükbaş normalde 30 başlık, 40 başlık işletmelerde bulunurken en az 100 baş, 150 baş oldu. Bunun dışında şu da çok üzücü bir ayrıntı, tarımsal alandaki iş gücümüzü gittikçe kaybetmeye başladık. Birçok genç, köylerdeki nüfus, sigortalı çalışayım, 1.000 lira maaşım olsun, hafta sonu iznim olsun diyerek tarımı, bu yüce işi bırakmaya gitti. Maalesef istemediğimiz bir durum ama ülkenin şartları da belki de buna uygun olmadığı için maalesef genç nüfusumuzu bu alanda tutamıyoruz. Keza biz de burada sizler için çiftçimizin emeğini paylaşmaya çalışıyoruz ve iş gücü azaldığı için de şu ortaya çıktı. Eğer bir işletmeniz varsa, eğer bir işletmenizde yapacağınız işlemlerin tamamında sürekli iş gücü almanız gerekiyorsa, özellikle köylük alanlarda, özellikle merkezden uzak yerlerde, özellikle büyükbaş tesislerin bulunduğu yerlerde zaten iş gücünü bulamıyorsunuz. Para verseniz dahi bir burada İnsan gücünden yararlanamıyorsunuz. Tıpkı haberlerde çıkan 5.000 liraya çoban arıyoruz örneği gibi. Dolayısıyla iş gücü az. Bu ülkede bu iş gelişmekte kabul. Mekanizasyonun teknolojisi gelişmekte kabul. Öyleyse bizim iş gücünden az yararlanabileceğimiz mekanizasyon araçlarını kullanmamız gerekiyor. Bununla birlikte 2010 yılında cesur bir hamleyle sektöre girmiş Kenan Özcan Bin, Kenmax, tam adıyla Pro Kenmax adı verilen firmada yapmış olduğu yem karma makinelerinin bir örneğini incelemeye geldik sizlere. Yem karma makinesi niye önemli? Neden bunu paylaşmaya geldik? Şu yüzden, biz hayvancılık işletmelerini anlatıyoruz, paylaşıyoruz, iş gücünden bahsediyoruz. Ama şunu net olarak görüyoruz. Bizim burada bulunduğumuz yer yaklaşık 200 ekar diyelim. Birçok büyüklükte balya var. Yaklaşık 250-300 baş büyükbaş var. Bununla birlikte iş gücüne bakıyoruz. Çok fazla kişi yok. Nedeni hem bir ihtiyaç yok hem de buradaki kullanılan mekanize sistemler çok fazla iş gücüne gerektirmeksizin çiftçimizin, üreticimizin, yatırımcımızın zaten işini kolaylaştırıyor. Biz zaten şu sloganla yola çıktık. Biz çiftçimize teknoloji pusulası olmak istiyoruz. Biz çiftçimize para verip aldığı makinenin hangisi en iyisi, hangisi kullandığında işini görür, bunu paylaşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bugün gelmiş olduğumuz ilk defa biliyorsunuz yem karma makinesini inceliyoruz. Ve şahsım adına veya kanalımız açısından baktığımızda bu Kenmax'ın bu makinesini 8 metre küplük çift helezonlu yatay yem karma makinesini incelemeye geldik. Burada makinemizin detaylarını, teknik özelliklerini, farklılıklarını, ince nüanslarını paylaşacağım ama biraz daha açmak istiyorum bu kabayem işlemlerindeki mekanizasyonun önemini. Şöyle, değerli izleyenler, üzerinde oturduğum balyanın genişliği yaklaşık 1,5 metre, uzunluğu tahmin ediyorum 3 metre. Şu anda oturduğum balyanın uzunluğu. Bunu normal bir insanın kaldırma şansı yok. Bu balyayı niçin kullanıyorlar? Bu balyayı makineye attığınızda hem tek seferde kepçeyle bırakmak hem de diğer ürünleri işte yemini, başka silajını, başka girdiği varsa tamamını hızlı bir şekilde karmayı sağlamak. Neden her zaman alışmış olduğumuz 30 kilogramlık bir karma için balya kullanılmıyor? Çünkü çok fazla çiftçimiz, üreticimiz uğraşmak istemiyor. Tek seferde iş yapmak istiyor. Değerli izleyenler, şimdiki inceleyeceğimiz yem karma makinesi 8 metre küplük, çift helezonlu yatay yem karma makinesi. Hemen teknik olarak söylüyorum.
15 dakikada 8 metre küplük içine helezonun bu makinenin kasasının içine bırakmış olduğunuz bütün farklı gerileri karabiliyor homojen bir şekilde. 15 dakika. Soruyoruz. 8 metre küplük makine ne kadar bir işletmeye uygun? Süt hayvancılığı için 130 baş hayvan için, normal besi hayvancılığı için ise 150 baş hayvanın karıştırılmış yem ihtiyacını görebiliyor. Yani ülkemizdeki 130-150 başlık tesislere göre baktığımızda bir makine 15 dakikalık işlemi yapıyorsunuz. Ama sayı madem artıyorsa, artan sayı öyleyse o zaman ikinci bir şekilde doldurma ile karma ile var olan işlemi tamamlayabiliyorsunuz. Ha şu da bahsedelim. 150 ve 130'un katları mı diyor? Hayır. Zaten burada kilogramını belli eden elektronik bir sayaç var. Burada kaç kilogram olduğu, kaç metreküp olduğu ayarlayabiliyorsunuz. Bunun karıştırılması sırasında biliyorsunuz. Dolayısıyla istenilen büyük başa göre yapılan büyük başın sayısına göre kaç metreküplük bir karışım yapacağınızı çiftçimiz zaten bizden çok daha iyi biliyor. Değerli izleyenler, şimdi şöyle bakalım. Yem karma makinelerinin toplam sınıflarını bir inceleyelim. Dik kovanlı, tek helezonlu yatay, çift helezonlu yatay. Bu yatay yem karma makinesi çift helezonlu. Bundan öncekilerde biraz seri düzeltildi. Tek helezonlu. Bunun dışında bir dik kovalı yem karma makineleri var. Ben şahsım adına dik kovalı yatay, dik kovalı yem karma makinelerini bu makineye göre karşılaştırdığımızda aynı performansta görmüyorum. Çünkü hemen somutlaştırayım. Yani bir ekran önünde olup da bol kesitten atmak maalesef sektörümüzde bulunan birçok kişi için yaygınlaştı ama mesleki olarak doğru aktarmak gerekiyor. Sonuçta biz söylediğimiz her sözün arkasında olmak durumundayız. Arkasında durmak durumundayız. Dik kovanlı yem karma makinelerinde avantaj ve dezavantajları paylaşmak gerekiyor. İlk avantaj, kovanın altında sonsuz götürücülü bir dağıtma düzenine götürücü olduğu için kovanın altında herhangi bir şekilde karılmış yem kalmıyor, az da olsa. Bu bir avantaj. Fakat bu kovan bir dairesel şeklinde etrafında paletlerle götürecek atıldığı için, bırakıldığı için bir palet kovan düşünün. Kovanın içinde dönen bir şey var. Köşelerinde palet şeklinde. Bu ilk palet atıldı sıyırıcı şeklinde. Atıldıktan sonra ikinci palet gelene kadar geçen sürede dolayısıyla bir yem karıştırmış yemin atılması söz konusu olmuyor. Bu da kesik kesik yem paylaşılması, yemin mekanizasyon sistemi açısından baktığımızda, dağıtılması açısından baktığımızda dezavantaj olarak kesik kesik atmayı sağlamış oluyor. Yani sürekliliği sağlayan düzenli bir şekilde karılmış yemin akıtılması veya sürekli karılmış yemin hayvanların önünde bulunan karıklara bırakılması söz konusu olmuyor. Bu bir dezavantaj. İkincisi, çok yüksek konumda olduğu için sonuçta bizim çiftçimiz, üreticimiz 50 yıldır endeki tesislerde bu işi yapmıyor. Birçok tesis daha kendi kendini yenilemeye başladı. Ancak son yıllarda olmaya başladı. Dolayısıyla birçok tesisin yüksekliği birbirinden farklı olduğu için alçak tesislerde o dik dediğimiz, yüksek dediğimiz kovanlı yem karma makinelerinin girişi çıkışı problem oluyor. Bunu söyleyebiliriz. Ama ikinci yatay helezonlu yem karma makinesinde şu. Çiftçilerimizin birçoğu fuarlarda veya gittiğimiz yerde duyuyoruz. Şu deniyor. Yatay helezonlu yem karma makineleri yemi ısındırıyor. Değerli izleyenler, şimdi göstereceğiz size. Yemi atacağız. Ben elime yemi alacağım. O zaman da göstereceğim size. Böyle bir şey söz konusu değil. Şu algı yönetimini aslında terk etmek gerekiyor. Karıştırılmış yemin içinde silaj olduğu için, silaj ise süt asidi bakteriyle fermente olduğu için, bekletildiği için sonuçta biz ilk defa kıyılmış, parçalamış silajı makineye atmıyoruz. Bekletilmiş, turşu haline gelmiş silaj atıyoruz. Turşu haline gelmiş silaj da sıcaklıkla veya kendi iç sıcaklığıyla, enerjisiyle zaten sıcak olduğu için karılma sırasında oluşan herhangi bir ısı değişimi bu yemi etkilemiyor. Yatay helezonda sanki bir yemi ısındırıyormuş ve yeme zarar veriyormuş algısı yaratılıyor. Yani bir ürün satacaksak firmalardan bir ürün satma konusunda eğer kendi ürününüzü satacaksanız başka ürünü lekelemekten çok kendi ürününüzün
özelliğini ön plana çıkarmanız daha doğru diye düşünüyorum. Böylece senin makinen ne kardeşim? Yatay helezonlu yem karma makinesi. O zaman bu makinenin özelliklerini paylaş. Dik kovan dediğimiz makinenin eksi özelliği üzerinden vurularak kendi makineni sattığında bu sefer çiftçimizle şu uyuşmuyor. Çiftçimizin yapısına uygun değil, çiftçimizin işletmesine uygun değil. Esas soru, çok uzun konuştum farkındayım ama esas soru şu. Çiftçimizin işletmesi hangi makineye uygun? Çiftçimizin elindeki bulunan materyaller, yani saman, sap, slash, yem veya belki ilaç, belki başka bir şey, ne hangisi uygunsa buna göre makinesini tercih etmek zorunda. Aksi takdirde belli bir girdabın içinde çıkamadan biz hangi makinesi tercih edeceğimizi uzun uzun konuşma durumumuz ortaya çıkacak. Şunu söyleyebilirim. Son olarak tek helezonluya göre çift helezonlu makine, çift helezonun dört farklı yönde karıştırması, parçalaması, hareketi sayesinde, hareketlerin sonucunda oluşan bu karıştırma parçalama sayesinde bir anlamda işinizi en homojen bir şekilde ve en hızlı bir şekilde tamamlamayı sağlıyor. Şimdi artık makinemizin teknik özelliklerini paylaşmaya geldi. Buradan biraz önce bahsetmiş olduğum karşılaştırmalı makine seçimiyle ilgili örneklerimi daha da detaylandırmış olacağım. Değerli izleyenler, uzun uzun paylaştık. Yem karma mekanizasyonu üzerine değerlendirmeler yaptık ama artık makineyi göstermek gerekiyor. Çünkü söylediğimiz veya öne sürdüğümüz kuramların temelde üzerinde somutlaştırmamız gerekiyor. Şimdi makinemiz minimum 60 beygir traktör güç ihtiyacı istiyor. 2. 8 metre küplük hacme sahip. Traktör şekilleri bir makine. Çift yatay helezonlu yem karma makinesi. Elektronik tartısı. Yan boşaltım sistemi. Arka kepçe düzeni. Öndeki mekanizmasını detaylı bir şekilde aktaracağım. Günümüz şartlarına göre çok uygun. Zemine göre yakınlığını görüyoruz. Dikkatimizi çekiyor. Çok fazla yüksekliği oluşturmaması. Burada yan tarafta yemin, iletici konveyörün indiği zaman işletmeye uygun olması için. Şimdi traktörümüzden başlıyoruz. Şu an arkamda bulunan traktör, değerli izleyenler, Nivolot TD75. 75 beygir gücünde bir traktör. Kompakt bir traktör. Ama çiftçimiz burada birçok işini bu traktörle yaptığı için makinede bunu takmış. Normalde 60 beygir bir traktör dahi olsa makinenin çekiş veya çalışması açısından herhangi bir farklılık yok. Bunu söyleyeyim. Ama ilk başta söylemiş olduğum dik kovalı yem karma makinesi ile yatay helezonlu yem karma makinesi arasındaki dezavantajları, avantajı söylemiştim. Şunu söyleyeyim. Dik kovalı yem karma makinesinin traktör güç ihtiyacı bu makineye göre 5, bazı duruma göre 15-5-15 beygir aralığında değişmektedir. Bu makine biraz daha fazla güç istiyor. İlk söyleyebileceğim dezavantajı bu. Bunu söyleyeyim. 5 beygir. Bunu paylaşmadan geçmeyelim. Sadece bu makine üzerine yoğunlaşmayalım. İkincisi, traktörün kuyruklu hareket alıyor. 540 devir bölü dakika, 540 ekonomi. Şu anda bizim alınan devir 540 bölü devir bölü dakika. Burada hemen uzatma şaftının olduğu yerde bir şanzıman var. Görüyorsunuz şanzımanı. Şanzımanda 3 adet kuyruk bini çıkışı var. Bak, birincisi buradaki iletişim şaftın 540 devirin olduğu. İkincisi kusturma işlemi için ikinci şaft. Makine tıkandı, bir şey oldu. Hemen buradakini üstteki kuyruk binine çıkışına getirdiğiniz an geri dönmesiyle, ters yönüne dönüşüyle kusturma işlemi yapıyorsunuz. Böylece tıkanmanın önüne geçmiş oluyorsunuz. Birçok sınıfındaki makine opsiyonu da yok. Yani bu artı avantaj olarak bunu söyleyebilirim. Üstündeki, burada pompa görüyoruz. Bu pompta hidrolik yağ basmak için makinenin ihtiyacı olan 1500 devirdeki hidrolik yağ basmayı sağlayan pompa. Pompa şu özellik var. 500 şanzımanın buradaki görevi de işte bu pompada başlıyor. Birincil görevi. Burada aldığınız güç 540 devir bölü dakika. Ama pompanın yağ basması için gerekli olan güç 1500 devir bölü dakika. Buradaki şanzıman, buradaki üst pompaya bir anlamda devir değişikliği sağlıyor. Buradaki şanzımanın görevi, şanzıman deyince aklıma hep şey gelir. Traktörden şuradan buradan fides değişikliği anlamına gelir. Ama buradaki şanzımanın temel buradaki görevi
devir değişikliğini sağlamak. Yani makineye hidrolik pompa, hidrolik yağ akışını sağlamayı gerektiriyor. Şunu da söyleyeyim, fark etmişsinizdir. Makinenin hiçbir yerinde hidrolik yağ çıkışları traktöre bağlı değil. Yani makinenin kendisini yağlaması için olan yağlama sistemi traktöre bağlı değil. Yani traktörün kendi yağını kullanmıyorsunuz. Otomatik burada kendi yağ işlemi olduğu için böylece traktör kendi varlığıyla bütün işlemini sadece traktörden kuyruk bile ihtiyacını almış oluyor. Yani çeki, burada çeki şeklinde kancasını görüyoruz. Çeki gücünü almış oluyor. Başka bir güç istemiyorum. Devam ediyorum. Şanzımanın hemen arkasında burada görüyorsunuz planet rediktör var. Planet rediktörün görevi dairesel bir şekilde hız devir işlemi için gerekli olan bir mekanizma. Burada şu 540 bölü devir bölü dakikayı buradaki planet rediktör 1 bölü 13 oranda devirini hızını azaltarak buradaki hızı planet rediktör aracılığıyla 41,5 devire getiriyor. 41-41,5 devire getiriyor. Bu planet rediktörün hemen önünde 4 tane dişli var. Bir, rediktörün bağlı olduğu dişli. İki, hemen altında şurada avare dişi denilen iki tane sağda ve solda şeklinde, bu hemen helezonların karşılığında olacak şekilde iki tane dişli de iki farklı yatay helezonun karşısına dönmeyi sağlayan dişli. 4 adet dişli var. Şimdi buradan gittikten sonra son olarak dişlilerden helezona geçme sırasında %65'lik bir devir kaybı daha yaşanıyor. 3 2 kere güç gitti. 1 540 bölü devir bölü dakika 1 bölü 13 oranında azaltıldı. Planet rediktör tarafından 41,5 devire indi. Sonra dişler vasıtasıyla yine yavaşlatıldı. 27 devire indirildi. %65 oranında azaltıldı. Şunu söyleyebilirim toplamda. Şunu söyleyebilirim. Bir yem karma makinesinin çalışması için düzgün karıştırmayı, homojen karıştırmayı sağlaması için var olan istenilen devir ihtiyacı 27 veya 30 devir bölü dakika arasındadır. Bu çok önemli. Bu 27-30 devir bölü dakika arasındaki hızı ayarlamak için ise burada görmüş olduğunuz bizim bu mekanizmayı makinede kurmamız gerekiyor. Aksi takdirde 540 devir bölü dakikayı birden makineye verme şansımız mümkün değil. Böyle bir şey yok. Şimdi burada genel mekanizma özelliklerini paylaştım. Hemen şurada park konumundaki tutucu ayağını da göstermiş oldum. Bu da hidrolik. Herhangi bir şekilde çekelim, milini, pimini takalım, indirelim, tek geri takalım şeklinde uğraşmanıza gerek olmuyor. Nedeni de şu, bana göre belki farklı bir nedeni vardır ama traktör bu makine ağır bir makine olduğu için herhangi bir şekilde kırmak, burada güvenliği sağlayacak bir şekilde herhangi bir kazaya sebebiyet vermeyen önlem alınmış. Bu da önemli. Yani burada koyacağınız 3 milim çapındaki bir pim ile sıkıştırdığınız an bir şey oldu, üstüne yük attınız, küt diye kırdığında yok yere bir kaza atacak. İkinci kaza demişken devam edeyim. İkinci durum. Burada hemen gördüğünüz bir gözlem yeri var. Bazı yerlerde bu yok. Bu nedeni de şu. Bunu da ben şöyle örnekleri göstermek istiyorum. Çiftçi burada bu olmadığı zaman geliyor, şuradan çıkmaya çalışıyor. Çıkamıyor da. Şuradan bakıyor. Veya şuradan çıkmaya çalışıyor. Arkadan çıkmaya çalışıyor. Dolayısıyla çiftçimiz herhangi bir şekilde makinede anlamsız hareketlerle çıkmak yerine burada gözlem duracağı yerine hemen diğer tarafta burada merdivenleri var. Çıkarak buradaki işlemin nasıl olduğunu, karıştırmanın nasıl olduğunu kolayca paylaşabilmekte, kolayca görebilmekte. Bunu da söyledik. Şimdi değerli izleyenler hemen hazır buraya gelmişken anlatayım. Bu yem karma makinesi. Yem karıyor ama bir de bu yemi büyük başın önüne bırakmak var. Veya bu yemi dağıtmak var. İletici konveyör teknik adı. Yani çiftçimizin bildiği adı iletici konveyör var. Ama bunun uzunca paylaştığımızda sonsuz bant götürücülü paletli iletici bir düzen olduğunu görüyoruz. Bant götürücülü paletli, sonsuz bant götürücülü paletli bir iletici bir konveyör bu. Genel adı iletici konveyör. Bu hemen şu sağ tarafta bulunan 3 tane hidrolik kol var. Birisi iki kademeli, yüksekliği iki farklı hızda, yüksekliği iki farklı şekilde. Birincisi daha aşağıda, birisi daha yukarıda. Normalde bunu tek kademe yükseklikte yapıyorlar. O da çiftçimize, üreticimize pek uygun olmuyor. İki kademeli yükseklik yapılması açısından ben bunu olumlu olarak görüyorum.
iki farklı orada hidrolik kollar mevcut. Bir tanesi buradaki kapağı açmak, görüyorsunuz piston buradaki hidrolik uzatmayı. Bir tanesi ise buradaki iletici konveyörün hareketini sağlamak. Diğer tarafta bunun hareketi için de gerekli gücü zaten makine tahrik etmiş oluyor. Bunu zaten birazdan 3-4 tane balya koduğumuz işlem yaptığımızda sizinle paylaşacağız hareketinin gedisini. Hatta şimdi paylaşalım, bir daha uğraşmamış oluruz. Kardeşim bunu çalıştırsan, bir şu kapağı falan açalım bakalım. Ben iki kademe dedim ama burada istenilen yerde bırakma şansınız var. Bakın. Görüyorsunuz. Şimdi bant kapağını açıyorum. Bant kapağını açmak, kapatmak. Şunu da söyleyeyim. Hemen buradan kontrol eden kişi bantın kapağını görebilir ama şuraya bir mekanizma kurmuşlar. Nasıl durumda olduğunu rahatça görebiliyorsunuz. Aslında bir anlamda kontrolü sağlıyorsunuz. Diğer türlü burayı kaldırdım, kafamı çevirdim. Bu işlemi yapmanıza gerek olmuyor. Şimdi bantı hareket ettirdiğimizde bu da iletici konveyörün hızlı çalışmasını sizinle paylaşmış olduk. Değerli izleyenler, bu iletici konveyörün düşey yöndeki her kademede durduğunu, kapağın açılmasının kapanmasının hareketini gösterdim. Buradaki mekanizmanın da kafanızı buraya çekip herhangi bir şekilde çekmeden ne durumda olduğunu görmeniz açısından bir aslında bu şeydeki gibi su depolarındaki şamandıra sistemi gibi düşünün. Su dolmaya yakın olan mesafeyi görebiliyorsunuz şeklinde. Buraya bir sistem kurmuşlar. Çok da pratik olmuş. Şimdi arka taraftan sizlere kepçe üzerindeki olduğu yeri paylaşmak istiyorum. Son kısma geldim. Arka taraftayız. Bu kepçenin arka kapağının olduğu yerdeyiz. Ama özel bir şey paylaşacağım sizlere. Şu iki tarafta kurt ağzı gibi görüyorsunuz. Uzatma yapılmış. Bunun nedeni şu. Makineyle geri geri yaklaştığınızda traktörle makinenin arkasını görme şansınız yok. Dolayısıyla eğer bir işletme alanında çok yaklaştığınızda küt diye vurduğunuzda pistonlara zarar vermemesi için ön taraflara buraya birer dayanak yerleştirmişler iki tarafa. Hatta görüyorsunuz çiftçimiz bu iki tarafı da vurmuş. Vurduğu için de bir anlamda bu hidrolik aksama zarar da vermemiş olmuş. Bunu yaptıkları bu yenilik aslında ergonomik olarak katkı sağlamış. Bunu söyleyeceğim. İkincisi arka kepçeyi kapatıyoruz. Affedersiniz arka kepçeyi açıyorum. Şimdi değerli izleyenler bu arka kapak bir anlamda kepçe modunda. Eğer ön yükleyiciniz yoksa buraya boşaltma sistemini sağlayacak yoksa buraya balyanızı vesaire yerleştirip kapağı kapatabilirsiniz. Kapak bu açıdan çiftçimizin işini görüyor. Şimdi bir de şu sağ ve sol tarafta görüyorsunuz bu dayanakların uzantıları var. Normalde 8 metre küp bitiyor ama iki tarafı da ilave gibi çıkmasının nedeni de karıştırma sırasında oluşan kapağıcıkların sağa sola düşmemesini sağlıyor. Yani bir ürünün kaybolmamasını sağlıyor. Şimdi son durum helezonların dönüşü. Çift helezonlu yatay yem kırma makinesi. Helezonun yapısı şu. Balta tipi parçalı helezon. Parçalı dememesi nedeni şu. İki tarafta iki farklı yönden birbirinin farklı ağızlarına doğru bakan helezon baltaları var. Helezon üzerine yerleştirilmiş baltalar var. Baltaların iki farklı ayarda olmasının nedeni şu. Hem karıştırma yapıyor, hem parçalama yapıyor. Hem de iki tarafta olduğu için aynı yere ortaya ürünün birleşmesini, ortada buluşmasını sağlıyor. Dolayısıyla ortada buluşan hem de karışan ürün ortada kabarcıkları halinde açıda 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 sıpkı bir çiçek gibi açıda açıda ortadan ürünün homojen bir şekilde karışmasını sağlıyor. Bu helezonların çalışmasının durumunu paylaşmak için şimdi akşam şu an saat 6 civarındayız. Yem karma işlemine, çiftçimizin işlemine geçiyoruz ve
asıl makinenin yaptığı işte helezonların çalışmasını o zaman daha detaylı bir şekilde paylaşmak istiyorum. Çiftçi TV izleyenleri, artık programımızı tamamlıyoruz. Şu makine hakkında, yatay helezonlu, çift helezonlu makine hakkında şu eleştiri vardı. Isınma yapıyor diye. Hemen onu geleyim. Şu anda karıştırılmış sapsaman slash kesif yem var içinde. 3 kilogram slash var. Bunun dışında saman var. Bunun içerisindeki kuru kaba yem ağırlığı daha fazla. Yanma, ısınma olması için kuru yemin daha fazla olması gerekirdi. Fazla ama hiçbir yanma, ısınma ben burada görmüyorum. Biraz önce de, daha şimdi dağıtıyoruz bunu. Herhangi bir ısınma problemi olmadığını söyleyebilirim. Burası bir de, bilenler bilir, büyükbaş ineklerin ve düvelerin, hamilelerin bulunduğu yer. Burada daha çok kuru madde oranı, az madde veriliyor. Dolayısıyla ısınma olsa burada olurdu. Isınma yok. Birinci tezi çürütmüş oldu. İkincisi, değerli izleyenler, helezonun götürücü konveyörün nasıl sürekli akış yaptığını, sürekli boşaltma yaptığını da görmüş olduk. İşlemin tamamını sizin için bahsetmiş olduk. Buradaki tesisimizde yem karma makinemizin çalışmasını göstermiş olduk. Sizlere hayvancılıkta mekanizasyon, toprak işlemede mekanizasyon, tarlada mekanizasyon, süt işlemede mekanizasyon, tarıma dair tüm mekanizasyon işlemlerini paylaşacağız. Devam edeceğiz. Yeniden görüşünce dek sizlere bereketli, bol hasatlı ürününüzün, emeğinizin karşılığını alabildiğiniz güzel, mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.